Teşekkür ederim davet için. 1950-1960 arası dönemi çevrenin merkezde temsili olarak görürler ve bu şekilde değerlendirirler. Ben çok iki noktadan girip, yani çok kısa olarak konuşacağım. Çevrenin merkeze yansıması demek aslında çevredeki niceliksel olarak çok olan, bu ülkenin dinamiğini, kodlarını, mayasını oluşturan insanların merkezde idare olarak veya yönetim olarak görülmemesi demek. Dolayısıyla kendilerini temsil edemeyen, kendilerine rağmen uygulamalar yapılmasının 1950'de sonuçlandığını ve başarısız bir şekilde sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla 1950 özellikle çevrenin merkeze gelmesi açısından çok önemli bir durum, çok önemli bir tarih. Adnan Menderes için de insanı anlama noktasında çok ciddi bir yeteneği olduğu ifade edilir. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde çok önemli bir perspektif çıkıyor bize. Birincisi, siyaset liderler veya bu ülkenin yöneticilerinde vatandaş kendisini görmek istiyor. Dolayısıyla kendisini görmediği, kendi değerlerini yansıtmayan, kendilerine rağmen uygulamalar yapan bir siyasetçi veya bir siyasi akım eninde sonunda baskı ortamı olsa bile eninde sonunda cezalandırılıp cezalandırılıyor ve gidiyor. Diğer taraftan Adnan Menderes'in özelinde söylemek gerekirse, Adnan Menderes gibi siyasetçiler ise her ne kadar haksızlığa uğramış olsalar da, zaman zaman eleştirilseler de, bugün burada toplandıysak hala daha onun ne kadar önemli ve vatandaş nezdinde, millet nezdinde önemli olduğunu gösteriyor. Sosyal politika açısından iki noktaya değinip hemen bitireceğim. Çünkü herkes zaten fazlasıyla söyledi. 1950'de hükümet programını ve parti programını incelediğinizde sosyal yardım alabilecek kişilerin tanımlandığını görüyorsunuz. 2000'li yıllara geldiğimizde biz hala daha bunun tartışmasını yapıyorduk. Dolayısıyla demokrasi yürüyüşünde herhangi bir tökezleme bizim bütün alanlarımızda, idari, yönetimsel her alanda, teknik alanda bizim aslında sorunlarımızın hem ertelenmesine hem de gelişmenin çok daha zaman almasına yol açıyor. Demokrasi meselesini aynı zamanda bir gelişme meselesi olarak da görmemiz lazım. Yani düşünün ki bir sosyal yardım konusu 1950 yılında çok ciddi anlamda bir ileri görüşlülükle kimin alıp alamayacağı tasnif edilirken, sonrasında yaşadıklarımızla çok ertelenen bir süreçte 2010'lu yıllara geldiğimizde hala da sosyal yardım istihdam bağlantısını kuramadık şeklindeki sorunlarla karşılaşmak zorunda kaldık. Diğer ikinci mesele de 1950'de gördüğümüz çok önemli bir konu var. İşçi haklarını, işçilere verilen haklar. Şimdi baktığınızda sol bir siyaset, sağ siyaset, batıdaki karşılığıyla Türkiye'deki karşılığının aslında nasıl farklı olduğunu, işçilerin, yani aslında solun potansiyel oy seçmeni olarak görülen işçilerin kendi çaresini bir sağ siyasette aradığını görüyoruz. Bu nedenle belki de Türkiye'de sağın ve solun tartışılmasını biraz da bu noktadan bakmak gerekiyor. Yani sosyal politika açısından bakmak gerekiyor. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Burada toplandık. Ben İnönü ve Menderes karışımı destekçisi bir ailenin çocuğuyum. Burada toplandık ve biz burada Adnan Menderes bilincini taşıyoruz. Bu bilince ulaşmamızda büyüklerimizin çok büyük bir emeği var. Özellikle burada ayrımcı olacağım ama anneannelerimizin, ninelerimizin, babaannelerimizin anlattığı hikayelerde, çünkü o hikayeler somut yaşanmış ve bunlar bizim aklımızda çok ciddi şekilde duruyor. Burada bize ders olsun bence. Biz kadın akademisyenler özellikle bunu aktarırken daha fazla aktarma, daha fazla hikaye olarak değil, yaşanmış bir gerçeklik olarak sunma noktasında bundan sonraki süreci yönetmemiz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.